Arkadaşlar, kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle BİM kırtasiye alışverişi videosu çekmek istedim. BİM'e gittik ve yaklaşık 40 dakika orada kalmışız sanırım. 37 geçe eve geldik. 9'a 37 geçe. Biz sabah erkenden gittik çünkü. Çok güzeldi. Ürünler falan her şey çok güzeldi. Ben çok bir şey almadım çünkü benim defterlerim vesaire geçen sene biz almıştık, yani almışız, bayağı fazla arttı yani, o yüzden dolabımda duruyorlardı ve ben sadece bir tane böyle bir defter almak istedim ve şimdi size BİM'den aldıklarımı göstereceğim, sonra bir de kırtasiyeden aldıklarımı göstereceğim ve böylelikle videoyu çekmiş olacağım. BİM'de 2 dakikalık bir video çekmişim sanırım. Ürünler o kadar güzel ki ve gezmesi çok eğlenceliydi kesinlikle. Böyle bir defter aldım. Çizgili. Şöyle göstereyim size. Böyle bir defter. Gayet güzel. Kaç yaprak? 72 yaprak. Bunu 14,5'a almışız. Böyle defteri. Sonra bir tane böyle birazcık hani lise için uygun değil ama çok hoşuma gitti kesinlikle. Çok beğendim. Böyle bir flamingolu bir dosya aldım. Arkası da böyle. Bunun fiyatı 5.25'miş. Böyle. Bunu hemen kapatalım. Böyle. Sonra başka aldığım şey olarak Rotwing'in bir tane, yani iki tane setli bir ucunu aldım. 07 vardı hep. O yüzden 07 aldım. Bu da ne kadarmış? 9,5'muş. Gayet güzel bence. Taşlı çiçekli kalem diye olarak geçiyor. 9,75'miş. Şöyle göstereyim. İsimleri falan var. Şuradan basıyorsunuz. Ve bu 9,75'miş. Böyle ucu geliyor. Çok hoşuma gittiği için bunu da aldım ama gerçekten bu yıl liseye geçtim diye
Tefanam biri arıyor da şu an. Bu yıl liseye geçtim diye böyle pembe şeyler almayacaktım. Hani böyle çok aşka kuşku şeyler almayacaktım ama full öyle oldu. Evet. Şimdi bir de şoktan aldığını da göstereyim. Bu da pembe. Şöyle pembe bir not defteri aldım. Minik hani böyle ödev falan yazmalık. Böyle bir pembe bir defter. Bunu da ne kadar aldım? 2,99'du sanırım. Ben en çok yani ben Şok'u da gezdim, A101'i de gezdim. Ama ben en çok BİM'i beğendim. BİM'in kırtasiye ürünlerini gerçekten ben çok beğeniyorum. Bu yıl da çok sevdim. Sonra kırtasiyeden aldıklarıma geçelim hemen. O da az bir şey. Böyle Hello Kitty'li bir kalem aldım. Neyden bahsettiğimi şu an anlamışsınızdır diye umut ediyorum. Bunu da 2,5'ye aldım. Bunu da D&R'dan aldım. Hani bulursanız alabilirsiniz. Ucu böyle kapalı. Kullanacağınız zaman açıyorsunuz. Bundan bir tane daha almıştım bu arada. Kalem kutumun içinde. Şöyle göstereyim. Hello Kitty'li kalemler. Sonra gerçekten neden bahsettiğimi bu videoda çok iyi anlayacaksınız. Flamingo'dan bir tane silgi aldım. Şöyle göstereyim. Flamingo'lu bir silgi aldım. Böyle. Bunu da 7 liraya almıştım. Öyle hatırlıyorum. Şöyle flamingosu da var. Bütün eşyalarım pembe oldu. Birazdan size göstereceğim hepsini. Sonra bir tane böyle 120'li yeni bir uç aldım. Çünkü tekrar uç aldım aslında. Faber-Castell'in ucunu aldım. Bu da 20 TL'ydi. Bu yılki uçlu kalemlerim mükemmel değiller mi? Şöyle göstereyim size. Etiket kısmı arkada kalsın. Böyle. Şimdi bunun arkasına da bir defter koyayım. Şöyle göstereyim. İki tane de bundan aldım. Ve kırtasiye alışverişim bitti. Zaten dediğim gibi defterlerim olduğu için sadece kalem, uç, dosya vesaire vesaire aldım. Şöyle bu düz desenli soft renklerde. Bu da böyle hani normal bildiğiniz dikdörtgenimsi, üçgenimsi desen. Bu da böyle. Benim kırtasiye alışverişim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an burada lise alışverişimi görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir alışveriş yapmışım. Her şey pes pembe. Ama çok tatlış olduklarını düşünüyorum ve böyle arka kameradan da sizler için çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Böyle çok tatlış değil mi ama? Bu şekilde.